Efendim şimdi film gibi bir operasyon getireceğiz ekranlarınıza. Film gibi diyoruz çünkü İstanbul Pendik'te mahalle sakinlerinin gördükleri filmlerden farksız çelik yelekli ve uzun namlulu silah taşıyan kişiler mahallede dolaşıyordu. İhbar üzerine gelen polis 5 kişiyi gözaltına aldı ama bakın gerçek ne çıktı? Tekinsiz bir yer, silahlar, uyuşturucu ticareti, üstelik herkes özel yelekli. İşte olay tam da bu noktada yaşandı. Elinde silahları olan ve yelekli 5 kişi buraya geldi ve burada uyuşturucu ticareti yaptılar. Pendik Kayapınar Mahallesi sakinleri gördüklerine inanamadı. Hemen polisi aradı. Silahlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulundu. O 5 kişi oldukça rahattı. Uzun namlulu silahlarıyla rahatlıkla hareket ediyorlardı ve kimseden de çekinmiyorlardı. Silahlarını saklamadılar ve ulu orta yerde para alışverişi yaptılar ve o anlarda tabii ki çevredekiler tarafından kayda alındı. Fakat durum düşünülenden çok farklıydı. Komşuların uzun namlulu silah olarak gördükleri şey aslında kamera sabitlemek için kullanılan monopottu. Sosyal medya platformu için kısa film çeken ekip izinlerini eksik almıştı. İşin aslıysa karakolda ortaya çıktı. Meğerse o 5 kişi aslında kısa film çekiyorlardı. Fakat valilikten izinleri vardı. Kaymakamlıktan izin almayı unutmuşlardı. Mahalle sakinlerine heyecan yaşatan film ekibi cezasız kalmadı. O 5 kişiye izinsiz çekim yaptıkları için 10.250 lira para cezası kesildi. Yani aslında toplam bütçeyi cezaya ödemek zorunda kaldılar. İstanbul'un buna benzer tenha yerlerinde aslında illegal birçok şey yapılabiliyor fakat maalesef kabak bizim genç filmcilerin başına patladı. Çocuklar keşke izin alsaydınız. Aslında 10 bin liralık ceza yediler ama milyonluk tanıtım yaptılar. Dolayısıyla filmi ben merak ediyorum ya siz?